Merhabalar efendim, hayırlı akşamlar. Dünya Vakti'ne hoş geldiniz. Stüdyomuzda bugün Konte TV izleyicilerinin de yakından tanıdığı bir ismi yazar Senayi Demirci Beyefendi'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz hem stüdyomuza hem Konya'ya. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Konya'nın sizde bir karşılığı var. Çok. Değil mi? Evet, çok. Diğer şehir, mutlaka her bir şehrin gönlümüzdeki yeri başka ama Konya'da bir iki yıl Ramazan'ı beraber yaşadınız Konyalılarla. Ramazan'ın hemen öncesinde bulunduğumuz bu günlerde de yeniden sizi Konya'da misafir ediyoruz. Hoş safa geldiniz. Soran olursa diyorum ki 166 yıllık Konyalıyım diyorum. 166 yıllık. Evet. İki Kadir gecesi geçirdiğime göre. Çok da güzel, çok güzel. Şimdi Konya'da bulunma nedeninizle başlayalım isterseniz. Bir program vesilesiyle Konya'dasınız. Evet, evet. 15 Temmuz'la ilgili bir program. Önce bugünkü programlardan biraz bahsedelim. Sonra da o programların içeriğinde konuştuklarınızı izleyicilerimizle de paylaşmanızı ben istirham edeceğim. Vallahi şöyle bir sürpriz yaşadım. Selçuklu Belediye Başkanı beni çağırdı. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı karşıladı. Bugün. Evet. Hem Uğur İbrahim Bey'e de selam olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Selçuklu Belediye Başkanımız olarak vazifesinde Büyükşehir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam ediyor. Daha evvel konuşmuştuk. Evet. 15 Temmuz şehitlerinin hayat hikayeleriyle yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir ben ilgilendim doğrudan. O zaman bu hayat hikayelerinin içindeki insani detayları fark ettiğimde, çünkü 250'sinin birden hayat hikayesinin derinliklerine girdim. Bana kısmet oldu bu. Yani çok şükür. Ondan sonra onların isimlerine, duvardaki resimlerine kimselerin bakmadığı gibi bakmaya başladım ve kendimi de yalnız hissettim. Ve özellikle de gençlerin 15 Temmuz'u anlamaları için bir formül var aradım. Hemen şunu gördüm. 15-20 yaş arasında 10'a yakın şehidimiz var. Gençlerimizin yaşıtı, evet. Sivil şehitler bunlar. Üniformalı değil, silahlı değil. Kendileri gibi öğrenci. Onların hayat hikayelerini gençlere, lise öğrencilerine, yine üniversite öğrencilerine anlattım. İşte o zaman bir fark oluştuğunu gördüm. Çünkü asıl olan bir olayın içindeki insani detaydır. Evet. Bütün anlatımlarda ana kural budur. Biz hep siyasi bir söylemle 15 Temmuz'u anlattığımız için genel planda insanlara çoğu zaman dokunmuyor. O detayları içinde olduğu bir söyleşi programı tasarladık. Hı hı. Onun yanında da maalesef Türkiye için böyle bir başlık var. Bir darbeler tarihi koyduk. Hı hı. Yani 23-29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sözüm ona cumhuriyet, 27 yıl cumhurun yönetmediği bir cumhuriyettir. Evet. Sadece adı cumhuriyettir. Milli irade ancak 1950'nin 14 Mayıs'ında tecelli ediyor. Fakat bu milli iradenin tecellisine ancak 10 yıl müsaade ediliyor. Tekrar 27 Mayıs'la eski ayarlara dönülüyor. Bunu da atlatıyoruz. Adnan Menderes gibi, iki bakan arkadaşı gibi ağır şehit vererek 70'li yılların başında ordunun içinden sürekli cuntacı ekipler çıkıyor. Evet. Onu da atlatıyoruz. Ağır bir bedel ödeyerek 70'li yıllarda. 80'li yılların başında, Eylül'ün 12'sinde başımıza gelebilecek en kötü şey geliyor. 12 Eylül darbesi. Ondan 17 yıl sonraki, doğru hatırlıyorum. Evet, 17 yıl, 1997'deki 28 Şubat darbesi de 12 Eylül darbesiyle bize dayatılan anayasanın yasalarına göre yapılmış bir postmodern darbe. Silahlı insanları, seçilmiş insanların üzerine çıkan bir yasa. Evet. Bütün bunların amacı tekrar
14 Mayıs 1950'nin öncesine tek parti yönetimine, cumhurun sözünün geçmediği bir rejime dönmek. Böyle bir özlem var değil mi hep? Yani hiç birilerinin bitmiyor. Özlemi bu. Birilerinin hiç bitmiyor. Özlemi. Sürekli bize ayar veriyorlar. 1997'yi atlattık. 2002'de başbakanımızı seçtik. İşte oradan beri sayamıyorum. Kaç türlü badire atlattık. Evet. Emuhturalar vesaireler, ayak oyunları derken 17-25 Aralık 15 Temmuz'a geldiğimizde bu defa kazın ayağı öyle değildi. Evet. Bir de şöyle bir durum da var. Bu darbeler tarihini, özetlediğiniz bu darbeler tarihini göz önüne aldığımızda darbe modernizmin de etkisiyle sürekli şekil değiştiriyor. Bu manada 60-70'e, 70-80'e, 80-97'ye, 97-2015'e benzemiyor. Evet. Hepsinde benzemiyor. Farklı bir model, yeni bir model deneniyor. 15 Temmuz'da yine bir başka model evet. denenmek isteniyor. Ama 15 Temmuz'a kadar bu süreçte de darbenin olduğu anda, sonrasında direnişler var mutlaka ama darbenin olduğu anda bir direniş yok değil mi? Yok, hayır. Şu mesela 27 Mayıs'a bir direniş var. Hı hı. Ama bu direniş şöyle bir direniş. Ben garip 15 Temmuz akşamı Antalya'daydım. Hı hı. Bir eğitim programı vesilesiyle. Bizim mahallede oldu olanların çoğu. Evet. Beylerbeyi, Çengelköy'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün dibinde. Ben niye orada değilim diye yumruğumu sıktığımı hatırlıyorum. Antalya'da meydan nöbetlerine başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza dedim ki, başkanım siz isminizin hikayesini anlatın meydanda dedim. Çünkü Menderes ismi Menderes, 27 Mayıs'a bu milletin direnişidir. Evet. İstatistikler %30, %40'a yakın Adnan isminde bir artış görüyor 1960'tan sonra. Mesela ben 63 doğumluyum. Benim yaşıtım, benden 1-2 yaş büyük, çok sayıda Adnan var. Çok sayıda Adnan Menderes var, çok sayıda evet. Menderes de var. Direnişi böyle gösteriyorlar. Evet. Aslında daha da beri gidersek pek anmak istemediğimiz bir darbemiz daha var bizim. Birinci meclise yapılan darbe. Evet. Onun da modeli farklı. Onun da modeli farklı. Zaten o darbeden sonra olanlar oluyor. O darbenin arkasından yani millete sorulmadan, milletin rızası alınmadan kurulmuş uydurma meclis üzerinden inkılaplar, devrimler, Lozan Antlaşmaları falan yapılıyor. İşte ezanlar susturuluyor. Evet. Ve şunu da düzelttiriyorum ben özellikle. Hı hı. Kime nerede anlattıysam belki 50'ye yakın şehirde anlattım bunu. Yine İstanbul Eyüp Sultan ilçesinde de liselerde ders olarak anlatıyorum. Diyorum ki bu tek parti döneminde yani cumhura sizi kim idare edilecek diye sorulmayan o dönemde ezana ne oldu diyorum. Ezan diyorlar Arapçadan Türkçe'ye çevrildi. Ezan evet. Türkçeleştirildi. Şimdi bu kavram aldatıcı bir kavramdır. Hangi darbecilerin açıklayacağım. Darbecilerin de kendi yaptıklarına ihtilal demesi de bir başka kandırmacadır. Evet. İhtilalde olumlu bir taraf var çünkü. Tabii ihtilali halk yapar. Bunlar her defasında halka rağmen yaptıkları darbeye biz halk için yaptık diyerek 27 Mayıs ihtilali diyorlar. 12 Eylül ihtilali diyor. Hadi oradan. Sen bal gibi darbe yaptın. Ha ihtilal arıyorsanız o 15 Temmuz akşamı milletin yaptığıdır. Ezanın Arapçadan Türkçe'ye çevrilmesi diye bir cümle bu tasarrufu yapanların niyetlerini temize çıkarmaktır. Evet. Ezanın Türkçesi Allahu Ekber diye başlayan metindir. Türkler bin yıldır ezanı böyle okur ve böyle evet. dinler. Hani yemek yapmanın Türkçesi nedir? Şudur. Yürümenin Türkçesi nedir? Şudur deriz. Ezan okumanın Türkçesi nedir? Allahu Ekber'dir. Ezan okumanın Kürtçesi de Kürtler de böyle okur. Ezan okumanın İngilizcesi bile böyledir. İngilizcesi de, İngiliz Müslümanlar da böyle söyler. Tanrı uludur diye başlayan şey, ezanın Türkçesi falan değil. Ezanın hiçbir şeyi.
hiçbir şeyi. O ezan değil. Onun adı kakafoni, gürültü. Dolayısıyla cümleyi şöyle kuralım. Türkçe ezanın yerine ya da ezan-ı Muhammedi'nin yerine gürültü kondu. Adnan Menderes de gelir gelmez hemen iktidarının ikinci ayında her şeye rağmen verdiği sözü tuttu ve gürültüyü susturup yerine ezan koydu. Bir defa bunu düzeltelim. Yani Tanrı uludur diye başlayan o saçma sapan, milletin canını yakmış o tuhaf sese siz ezanın Türkçesi diyorsanız hapı yuttunuz. Sizi zaten zihnen işgal etmişler demektir. Evet. O işgal evet. Zihinde bitmiş demektir. Evet. Böyle bir tarafı var işin. Tabii aslında belki de en önemlisi bu. 15 Temmuz'da da milletin ihtilal yaparak darbe yönetimine el koyması da o zihni işgalden son yıllardaki kurtuluşumuzun bir neticesi. Evet. Aksi takdirde 15 Temmuz gecesi alkışlıyor da olabilirdik. Evet. O zihni işgal bizi oraya getirip kaldı ki bu tarih içerisinde yaşandı da. Evet. Bir takım darbeler onaylandı. Bir şekilde onaylatıldı. Yani mesela evet, 12... biz 12 Eylül'ü yaşadık. Evet. Ben öğrenciydim. Biz öğrencisiydim. Millet bir oh dedi. Bak. Evet. Peki ama üzerinden bir yıl geçmeden cuntacı paşalar farkında varmadan şöyle bir itirafta bulundular. 70'li yıllar malum sağ-sol çatışmasının olduğu, Sünni-Alevi provokasyonlarının çok yoğun yaşandığı yıllardı. Kan akıyordu gerçekten, oluk oluk kan akıyordu. Diyorlar ki biz bir yıl önce yapacaktık darbeyi ama olgunlaşsın diye bekledik. Şimdi bu olgunlaşsının altını aç, tercüme edelim. Yani yeterince kan dökülsün de, iyice işler çığırından çıksın da, millet bunalsın da, biz darbe yaptığımızda oh iyi ki yaptılar desinler diye en az bir yıl. Bu bizim bildiğimiz. Zımnen şu itirafı da içermez mi? Olgunlaşsın diye çok da beklenmez. Olgunlaşması için çaba sarf edilir. Gayret edilir. Evet. Yani meyve olgunlaşsın diye bir çiftçi beklemez. Gübre verir, su verir. Pek çok emek sarf eder orası için. Olgunlaşsın diye çaba da sarf edildi o zaman. Bunun da itirafı bu. Yani seyirci olan aynı zamanda tabii aktif olarak provoke etmiştir. Dahası var mesela bunu gençler bilmiyor. Yani ben öğrencilere anlatıyordum ama öğretmen arkadaşlarım da bilmediğini farkındayım. Diyorum ki bu 12 Eylül darbesi dediğiniz ne biliyor musunuz? Mesela bugün hala Afrin'de Suriye'nin bütün sınırı boyunca şehit vererek bedel ödediğimiz PKK terörünün nefret çekirdeğini oluşturmuştur 12 Eylül darbecileri. Evet. Bu IŞİD'de de en son uygulandı. Bir terör örgütü üretebilmek için önce nefret çekirdeği oluşturmak gerekiyor. Yani bir devlete, bir güruha karşı aşırı kinlenmiş, iş görecek bir takım çıkaracaksınız. Bunu Guantanamo'da ABD IŞİD için yaptı, yetiştirdi. Sonra o çekirdeğin etrafına zaten birileri gelir. Evet. Dava diye, kandırılmış olarak belki menfaatine, belki kadın peşine, ganimet peşine gelir. Nitekim IŞİD'de olduğu gibi PKK terörünün de mucidi indirekt değil, bu dolaylı. Çünkü Diyarbakır cezaevinde olan bitenlerin hepsi bu ağır ve çirkin, iğrenç işkenceler PKK terörünün bugünkü nefret çekirdeğini oluşturmaya yetti. Yani birilerini rigidleştirirseniz, evet, o rigidlerin etrafında şekillenen hale de size tam da istediğiniz atmosferi sağlar, darbenizi yaparsınız ama olay orada bitmez. O rigidleşen gruplar size daha sonra yol, su, elektrik olarak geri döner. 12 Eylül'de PKK ile bizim yaşadığımız bu. Evet. Ve 35 yıldır da bu belayı başımızdan def edebilmiş değiliz. İstemiyorlar zaten. Evet. Def etmemizi istemiyorlar. Türkiye ne kadar destabilize olursa, Orta Doğu'da egemenler o kadar hakim olacaklar. Evet.
Afrin'de de bunu gördük. Evet. Afrin'de de gördük. Halkın yoğun bir desteği olmasına rağmen orada insanların, sivil insanların katledildiğine dair haberler çıkarıldı. Yine algılarla oynandı ama bilmiyorum şuna katılır mısınız? Artık savaşlar ve darbeler daha çok algı yönetimleri üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Zaten hatta savaşın kendisi oldu. Evet. Algı yönetimi. Mesela IŞİD'i iyi tahlil etmek lazım. Hı hı. IŞİD bir ABD yapımıdır. Bu açık. Çok açık. IŞİD'in en büyük fonksiyonu onların nezdinde, Batı'nın nezdinde adam boğazlamak değil. Evet. Bu onların yan ürünü. Asıl ürün bu terör örgütünün, bu vahşi kelimesi utanır. Evet. Bunların isminin başına koyduğunda bu terör örgütü sancak olarak Peygamberimizin mübarek mührünü seçti. Evet. Bu terör örgütü üzerinden Kur'an sembolleriyle, Allahu Ekber'le, La İlahe İllallah'la, mührü peygamberiyle sürekli şiddet, terör ve vahşet üretildi. Evet. Yani insan boğazlamakla, Allahu Ekber sesi, insan katletmekle, yakıp yıkmakla, tecavüz etmekle Peygamberimizin mübarek mührü eşleştirildi, senkronize edildi. Maalesef. Ve bugün ben test etmek çok zor değil. Yani siz meşhur İsrail alfabesinin yanında Google'da hiçbir şekilde kanlı ve dehşet uyandıran, duygusu uyandıran bir fotoğraf göremezsiniz. Evet. Son derece sterildir. Ya da Myanmar'da Budistler Müslümanları katlediyor diyoruz ama içimde bir ses yok canım, olamaz diyor. Çünkü biz hiçbir zaman bir Budist rahibi mesela, çıplak kafalı, turuncu cübbeli, evet, birinin elinde ucundan kan damlayan bir bıçak görmedik. Yani medya hiç bu şekilde bir görüntü üretmedi. Evet, servis edilmedi bize. Edilmedi, edilmez. Kasten sterilize edilir onlar. Ama Allahu Ekber'le, La İlahe İllallah da kelimeleriyle, kelime-i tevhid bayrağı ile, Peygamberimizin mührüyle, yine Allahu Ekber sesiyle işte günde işte trilyonlarca evet kez tekrarlanan vahşet görüntüleri üretiliyor. Yani şöyle, Hazreti Peygamber'in mührünü taşıyan bir yüzüğü takmak ya da o mührü taşıyan bir baskıyı kullanmak otomatik olarak sizi bir yere ait hissine götürüyor. Yani belki evet şimdi denesek mesela rejiden arkadaşlar o mührü gösterseler bizi seyredenler acaba hangi duyguyu yaşayacaklar? İzleyicilerimiz ekranın sesini kıssalar. Evet. Arkadaşlar da sizi bir tarafına ekranın, beni bir diğer tarafına alsalar ve ortada da Peygamber Efendimiz'in mührünü koysalar. Biz de Hazreti Peygamber'in mührünün tarihteki yerini, nasıl kullanıldığını güzellemelerle anlatıyor olsak, o sesi kısık olarak ekrandan zaplayan izleyiciler o esnada IŞİD'i konuşuyor diyeceklerdir. Ya da belki bunlar IŞİD'ci diyecekler. Evet. Evet. Ya da en önemlisi o mührü gördüklerindeki duyguya baksınlar. Evet. Duygu çok önemlidir. Vahşet. Vahşet. Korku, endişe. Şimdi, ve hatta kin, nefret. Evet. Kanada'da işte belki 16 yaşındaki bir genç kıza önünde bir Kur'an sayfası açsanız. Evet. Duygu, içinde yaşayacağı duygu şeydir. Korkudur. Korkudur. Japonya'da 17 yaşında Nikita hanım kızımıza bir La İlahe İllallah bayrağı gösterseniz ya da Allahu Ekber yazısı gösterseniz. Terör. Terördür. Kan. Evet. Çok acı şeyler bunlar. Bir reklam arasına gidelim. Sonra biraz daha tatlı şeyler konuşalım. Yani tatlıdan kastım şu 15 Temmuz'un insan hikayelerine dokunalım. Oradan en azından manevi güç adına, maneviyat adına devşireceklerimiz olacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Yine acı hikayeler. Babalar, anneler, oğullar, evlatlar, kardeşler. Ama manevi olarak bize güç vereceğini düşünüyorum. Bir araya gidelim aradan sonra. Eyvallah.
Evet, Senayi Demirci Üstadımızı bugün Dünya Vakti'nde misafir ediyoruz. Şimdi birinci bölümde biraz daha Türkiye'nin darbeler tarihi ve darbelerin anlamları üzerinden konuştuk. Tabii bu konu uzunca devam edebilir ama başkaca konuşmak istediklerimiz de var. Sadece programı bu konuya münhasır kılmayalım. Ben tabii siyasal bilimci değilim. Eyvallah. Yani. Ama şimdi konuşacaklarımız da onu söyleyecek belki birazdan. Program öncesinde de konuştuk sizinle. Her siyasal meselenin insani hikayeleri vardır. Ve siz de bu siyasal hikayelerin, siyasal meselelerin insan hikayelerini biriktiren bir yazarsınız. Evet. Bir toplum bilimcisiniz bu manada. Gözlemleriniz var. Şimdi 15 Temmuz'a dair insan hikayelerini araştırmaya başladınız ve bir yıldır gece gündüz bununla meşgul oldunuz. 15 Temmuz'u El Hak birinci bölümde söylediğiniz gibi biz çok siyasal bir pencereden değerlendiriyoruz. FETÖ dediğimiz anda zihnimizde bir kin ve nefret oluşuyor. Sonra bunun işte bürokraside, işte siyasette, şurada burada ki ayakları falan temizlendi, temizlenmedi. Meseleyi çok böyle ama bizim doğrudan müdahil olamayacağımız ve olmadığımız konular üzerinden konuşuyoruz. Tüm vatandaşlar olarak. Bizi izleyen siyasetçileri, bürokratları kenarda tutarak söylüyorum. Bizim müdahil olabileceğimiz, yani içine girebileceğimiz kısmı biraz insan hikayeleri. 249 evet. tane şehit. Bunların her birinin yaşanmışlıkları var. Ve siz bunları toparladınız. İşte Türkiye'nin farklı illerinde, farklı yerlerde, okullarda, kongre, kültür salonlarında da bunları paylaşıyorsunuz. Bu insan hikayelerinden bizimle paylaşacağınız örnekler neler? Neden biz 15 Temmuz'da insan hikayelerine odaklanmalıyız? Şimdi sinemada bir kural vardır. Hı hı. Mesela Titanic filmini izleyenler bilir. Spielberg 3 saatlik bir filmi. Filmin en sonunda geminin batacağını herkes bilir. Evet. Ama bu öyle bir yapımdır ki 3 saatin sonunda geminin işte 100 küsur yıl kadar önce Atlas Okyanusu'na batan bir gemi değil, sizin kalbinize batan, sizin kalbinizi acıtan bir gemi olduğunu anlarsınız. Evet. Çünkü içinde insanlar vardır. Mesela bilmem kaç bin gross tonluk dedikleri o gemi çatır çatır buz gibi sulara gömülürken insanları görürsünüz yakın planda. Birisi sevdiğinin elinden tutar, o hayatta kalsın diye kendisini buz gibi sulara bırakır. Evet. Bir anneyi görürsünüz kamerada, az sonra kendisinin de çocuklarının da öleceğini bilir. Çocuklarına masal anlatır. Uyusunlar, uykularında ölsünler diye. İşte o zaman o geminin öyle batmadığını, böyle battığını anlarsınız. Bu bizim temel ihtiyacımızdır. Yani insan bağ kurduğu üzerinden ancak bağ kurduğu zaman olayı anlar. Mesela bir soykırım müzesinden bahsederler. Çok profesyonel bir müze, Berlin'de sanıyorum. Burada çok sayıda materyal var ama belki de müzenin en sade, en kolay bulunan materyalinin önünde insanlar durur, nefesleri kesilir, kimlerinin gözyaşı akar. Bir kız çocuğu ayakkabısı yarısı yanmıştır. Evet. Ha işte o zaman anlarsınız orada ne yaşandı. Biz de 15 Temmuz'u bu anlamda hep genel anlattık. Helikopterler uçuyor, F-16'ların cayırtıları var. Böyle koştuk, şöyle uçtuk. Amenna. Bütün bunlar doğrudur. Fakat ince iş önemli. Yani şu anda Mamak'ta bir anne, benden genç bir anne, her akşam evinin penceresinin birine saat 7-7.30 arası çıkıp evini gördüğü bir meydanın ucundaki yola bakıyor. Biliyorum diyor, gelmeyecek ama ben hala belki gelir diye hep 7.30'da pencereye çıkıyorum diyor. Bakın bu insan hikayesi. Evet.
Az önce 249 dediniz ya. Evet. 250 oldu şehit sayımız. 250.sinin de hikayesi ilginç. Lütfen. Yani bizim son şehidimiz, alfabetik olarak da sondur. Öyle denk geldi biz kitabı çalışırken. Genelkurmay Başkanlığı'nda bir cenaze var. Vurulmuş, sivil ama asker. Yani bir assubay, bando mızıka ekibinden. İlk bakışta evet, yani sivil giyimli asker dersiniz ki bunun ne işi var burada? Evet. Sivil değil ama sivil giyinmiş bir asker. Genelde bütün darbeciler böyle bir işlev de gördüler. Evet. Bu kardeşimiz Ziya İlhan FETÖ'cü hain diye memleketinde gömülmüş. Ama annesinin hikayesi var ki 6 ay bir anne, benim oğlum hain değil. O gece Erzincan'dan hatırlıyorum. Tayini çıkmış Ankara'ya. Ve henüz göreve başlamamış. O gece de 15 Temmuz olunca o da sivil olarak direnişe gitmiş. Orada sivil olarak vurulmuş. Ziya'nın cenazesi daha önce gömüldüğü yerden alındı. Cenaze namazı kılındı ve şehit olarak defnedildi. Ben notlarım arasına bir annenin oğlunu ikinci defa doğurması diye koydum bu olayı. Ya da biz hep kurşunlar, tanklar, işte paletler diyoruz ama doğrudur. Şunu duymak gerekiyor. Yani bir ev hanımı evinden öyle bir süratle çıkıyor ki, öyle bir telaşla çıkıyor ki ayakkabısını arkasından yetiştiriyorlar. Ya da Onur Ensar Ayanoğlu. Nişanlısı arıyor, bak diyor, hayatım eve dön diyor. Ben diyor reisin evine gidiyorum diyor. Beni sevmiyor musun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor. Onur Ensar babası yaralandığı için kayıtlarda da vardır. Böyle feryatlar içinde kalan bir kız çocuğuna babanı alacağız o kurşunların yağdığı hattan diye söz veriyor ve kardeşiyle beraber almaya gittiğinde eğilmişken vuruluyor. Birini, yaralı birini o ateş hattından çekip almak isterken vuruluyor. Uhud Kadir'imiz var mesela 18 yaşlarında, belki 17 yaşında. Anne diyor, ben sağlık meslek lisesi mezunu, yeni. Ben sağlık yemini yaptım diyor. Eğer bu gece çıkmazsam, yaralılara yardım etmezsem, yeminime ihanet etmiş olurum diyor. Ve çıkıyor. Genelkurmay'ın önünde, babasının gözleri önünde vuruluyor. Yaralılara yardım etmek isterken. Ya da bir anneyi duyuyorsunuz. Bu Mahir Ayabak'ın annesi. Mahir henüz 17 yaşında değil, 16'sında bir delikanlı. Ben eve masraf çıkarmayayım deyip de ablamlar okusun diye garsonluk yaparak eve destek olmaya çalışan bir delikanlı. İş yerinden izin alıp Doğrucu Havalimanı'na direnişe katılıyor. Kalbinden vuruluyor. Kalbinden vuruyorlar tek kurşunla. Annesi Muteber Hanım, ben geçen yıl Ramazan'da hep şehit yakınlarını ağırladım. Çünkü biliyorum ki hikmet ümmilerin ağzındadır. Profesyonellerin dilinden pek nadir duyarız. Evet. Söz meclisten dışarı. Profesyoneller amatör olduklarında ancak ağır şeyler, ağırlığı olan şeyler söylerler. Zaten mübarek dinimizde işte gördüğünüz gibi televizyon programlarıyla adeta televoreye dönüştürüldü. Maalesef. Yani insanlar tıpkı IŞİD'de olduğu gibi artık din adına birilerini gördüğünde yüksek reytingli programlarda kavga eden, kaba saba tipler görüyorlar. Birbirini suçlayan, birbirini sapıklıkla itham eden, biri diğerinin sözünü dinlemeyen,
uzlaşmaz iddiacı insanlar görüyorlar. Ben özellikle şehit yakınlarını misafir ettim sahur programıma. Bu 30 gün boyunca harika şeyler öğrendim. Mesela Muhteber Hanım'a Allah'tan sormuşum gece geç, vakit havada serin, üşümüyorsunuz değil mi dedim. Baktı bana bu genç hanım, anne, bir başka hikaye anlattı. Ne anlattı? Ben dedi gençken, henüz yeni gelinken Bitlis'te kayınvalidemin köyünü ziyarete gitmiştik dedi. Baktım ki kayınvalidem dağda, derede, depede hiç aldırmaksızın yalın ayak dolaşıyor. Şaşırdım diyor. Yani taşa aldırmıyor, dikene aldırmıyor, çamura aldırmıyor. Anne senin ayağın acımıyor mu diye sordum diyor bir ara. O da ilk defa ayağının yanın ayak olduğunu fark edercesinde baktı. Sonra omuzlarımdan tuttu beni, gözlerini gözlerime kilitledi. Sen bilmezsin evladım. Daha evladın yok senin demişti diyor. Ben 3-4 evlat gönderdim ahirete. Kızımın tebessümünü kefenlediler. Oğullarımı kucağımdan aldılar, toprağa koydular. Bilemezsin kızım demişti diyor. Bilemedim. İşte o gün bugündür benim yüreğimde öyle bir acı var ki, benim başka bir yerim acımaz kızım demişti bana diyor. Ben de bu hikayeyi anlatırken Muhteber Hanım'ın, Muhteber Hanım Mahir'imizin annesi, Mahir Ayabak annesi, hikayeyi niye anlattın da unutmuşum, sorumu da unutmuştum. Sonra döndü bana, bir zamanlar kayınvalidesinin ona dediği gibi, anlar mısınız hocam bilmiyorum dedi. Üşümüyorum dedi. Ben üşüyemiyorum. Çünkü Mahir'imin haberini aldığım andayım ben hala. İçimde öyle bir yangın var ki dedi. Ben üşümüyorum hocam dedi. Bunu duyabilmek önemli. Yani bizim mesela 70'lik bir bayram amca var. Oğlu Murat o akşam izin alıp çıkıyor. 15 Temmuz gecesi. Ben de diyor koskoca adam başının çaresine bakar. 16 Temmuz öğleye doğru beni telefonla aradılar. Gazi Osman Paşa karakoluna bekleniyorsunuz diye. Ben de içimden diyorum ki oğlum sen herhalde kavga çıkardı bizim oğlan. İfade vereceğiz. Vardım karakola. İki polis birden girdi koluma diyor. Kızdım diyor. Nasıl bir kavga çıkardıysan oğlum diyor. Söyleniyorum diyor. Herhalde kaçmayalım diye ifademizi alacaklar. Sonra uzun ince bir koridordan yürüttüler beni. Genç bir komiser yardımcısı karşısına oturttu. Bekliyorum ki soru soracak. Bana ayetler okumaya başladı. O ayet, bu ayet, o ayet, bu ayet. Ya dedim bir gariplik var bu işte. En sonunda evlat dedim bana bir şey söyleyeceksin ama gel şunu doğrudan söyle dedim. O zaman o da sesi titreyerek amca dedi, Murat kardeşimiz şehadet. İşte o zaman başım düştü diyor. O zaman bana son 10 gün özellikle her gece baba ben şehit olacağım deyişini hatırladım diyor. Başım düştü ama diyor birden sünnete tutundum diyor ve toparladım kendimi diyor. 70 yaşında ayakkabı ustası bir adam okumamış. Babamla meslektaş olduğu için böyle kanım kaynadı benim. Ben de babam hayatta olsaydı 70'lerinde olacaktı. Bayram amcanın yaşında olacaktı. Ben de çıraklık yaptım biliyorum ayakkabıcılığı. Küçükken. Ben de diyorum ki Bayram amca burada sünnet nerede? Evet. Hangi sünneti? Hangi sünnet? Bak bu bizim bilgeliğimiz. Hikmet bu hep diyorum ya, ümmilerin ağzından çıkar hikmet. Bir de bedeli ödenmiş sözden daha değerlisi yoktur. Evet. Dedi ki, hani peygamberimiz de oğlunu toprağa verirken
gözleri yaşarmış da sahabe bunu görünce sen de mi ey Allah'ın Resulü demişler. Sen de mi? O da ben de demiş. Tabii ki ben de. İnsan olmadan peygamber mi olunur? İnsan olmayı atlayarak Müslüman mı olunur? Mümin mi olunur? Tabii ki gözüm yaş döker, kalbim hüzünlenir. Ama ağzımızdan Allah'ın hoşnut olmayacağı bir şey çıkmaz demişti. Ben de ağladım hocam dedi. Ama sessizce ağladım. Sessizce. Ben bunları planlamadım. Bunları beklemiyordum. Bir yerde okumadım. Evet. Bu insanlar orada burada biz şehit yakınız diye bağırıp çağırmıyorlar. Kendi bu vatan için çektikleri acıları olabildiğince sessizce hiç kimseyi de incitmeden bizim adımıza çekmeye devam ediyorlar. Evet. Vakur. Vakur. Ağırbaşlı. Ama dik, dimdik. Tabii. Şehidimizin birinin hem eşi hem kızı ağır yaralı ama yürüyerek hastaneye gittik diyor. Beni ve kızımı ayrı ayrı aldılar. Yanında diyor bu kız yaşamaz dediler benim kızım olduğunu bilmeden. Hala şaşıyor. Yani benim göğsümden kanlar, kızımın yüzünden kanlar fışkırırken biz yürüyerek gittik ve selalar okunuyordu. Galiba ölünmek böyle bir şey dedim içimden diyor. Ve eşi Ramazan'ı da jandarma komutanlığının önündeki kaldırımda bırakıyor. Boynu bükük. O şehit düşmüş patlamayla. Onlara şarapneller daha az gelmiş. Hem anne hem kız onun üzerinde ameliyat geçirmişler. Hanım kızımız babasının nasihati bu alçaklar, alçaklar bizi hukukla vuruyorlar kızım. Sen de çalış hukukçu ol dediği için şimdi hukuk fakültesinde öğrenci. Ben annesine ikisi de onar defa ameliyat geçirmişler en az onlarca ameliyat. Dedim ki kızımızın yüzü nasıl dedim. Yani 10 defa estetik ameliyat geçirmek yüzden. Dedi ki hocam şöyle küçük bir gamzesi var sanki o kadar dedi. Bak bu insanlar bu ülke için bizim için çektiler bunu. Bizim için göze aldılar. Ben özellikle gençlere bunları anlatıyorum ki. Yani lise öğrencisine onlar nerede durduklarını görsünler. Yani çünkü biz direnişimizin gerçek insani direniş olduğunu, samimi direniş olduğunu ancak bu gerçek yaşanmış hikayeleri duyduğumuzda anlarız. Yoksa çocuklar orada burada söylenen şeylere hemen akılları yatıyor. Tiyatroydu, yok şöyleydi, yok böyleydi, oyundu gibi şeylere kanıyorlar. Ya bildiğim, ulaşabildiğim bütün siyasi aktörlere bunu söyledim. Yani çocukların kendi yaşıtları kahramanlarla özdeşim ve empati kurmaları kolay. Evet. Hep bunları anlattım yani özetle. Hikayeleri devam edersen sabah ederiz. Hikayeler yani. Devam eder onu biliyorum. Yani dinlemek de istiyorum ama bir taraftan da başka da şeyler sormak istiyorum. Peki gençlerle bu hikayeleri paylaştığınızda interaktif bir ortama da giriyor musunuz? Ne düşünüyorlar? Bu hikayeleri dinlediklerinde ne hissettiklerini paylaşıyorlar mı sizinle? Genelde paylaşıyorlar. Hı hı. Ama her zaman ortam müsait olmuyor. Ben mutlaka bana yazın diyorum. Mail adresimi veriyorum. Sosyal medya adreslerimizi paylaşıyorum. Burada vardı mesela varsa şey, mesela bir tane bir örnek okuyabiliriz. Bugün taze taze. Bugünkü programdan da arkadaşlar fotoğraflarımız var. Onları da ekrana getirebiliriz. Gençlerimiz bir kere buna ilgililer değil mi? Kesinlikle ilgililer. Ben demiştim ki onlara bugün bu salona geldiniz. Bu salondan çıkarken
farklı çıkacaksınız. Yani girdiğinizden farklı çıkmazsanız benim de nefesim boşa gider. Siz de zamanı boşa harcamış olursunuz. Evet, siz de zamanı boşa harcamış olursunuz dedim. Çok affedersiniz. Estağfurullah. Bugün sosyal medya adreslerimi veriyorum. Onlar için bu daha kolay. Sosyal medyaya hızla ulaşıyorlar çünkü. Birazdan hazır olur. Bir gün liselerde ben hem de minnetle, teşekkürle anayım kendisini. Eyüp Sultan ilçesi belediye başkanımız Avukat Remzi Aydın. Ve ekibi derdimi anladı. Biz yaklaşık iki dönemdir liselerde, Hafvada iki liseye 15 Temmuz dersi veriyoruz. İşte bu süreçte onların ihtiyaçlarına göre geliştirdim, bir format oluşturduk. Daha sonra bunu yetişkinlere de ayarladık. Çünkü öğrencilere eğitim verdiğimde öğretmen arkadaşlar da, onlar da yani mesela çoğu 80 doğumlu, 12 Eylül darbesini bile bilmiyorlar. Doğru. Bu darbe zincirini görmedikleri için 15 Temmuz'un nerede durduğunu da bilmiyorlar. Yine 28 Şubat'ı da tam çözemedikleri için, şimdi geriye dönük retrospektif olarak 28 Şubat'ın gazete manşetlerini gösteriyorum ve bütün Müslümanların başında boza pişirilirken birinin keyfinin yerinde olduğunu gösteriyorum onlara. Evet. Ve o ya uy ya çekil diyor. Gülen de uyardı diyor. Evet. Ne olmuş canım, darbe yapıyorsa ordu, sonuçta bizim ordumuz iştihat etmişler diyen biri. Bakın 28 Şubat'tan beri, hatta 12 Eylül'den beri onu bizim üzerimizde bizi dövmek için, çünkü dini bir imajı temsil ediyor. Ancak böyle bizimle baş edebilirler ve toplumunda çok önemli bir kesimini, hani meşhur ayrım var ya, ibadet, ticaret, hıyanet, özellikle bu alt tabakayı tamamen efsunladılar, kandırdılar. Dolayısıyla çok etkili bir darbeci aktörü olacaktı. Onları gösteriyorum. O zaman uyanıyor arkadaşlar. Şimdi size bugün aldığım bir mesajı göstereyim. Lütfen. Bakalım Konya'dan arkadaşlar ne demişler. Selamünaleyküm hocam diyor. Bugün Selçuklu Kongre Merkezi'nde yaptığınız program çok güzeldi. Cidden kalbimize kadar işledi sözleriniz. Hani demiştiniz ya, programdan çıktıktan sonra geldiğinizden farklı hissedeceksiniz diye. Gerçekten dediğiniz gibi oldu. İnsanı programa kilitlemekte gerçekten başarılısınız. İnşallah herkes benim gibi düşünüyordur. Allah yolunuzu açık etsin. Bu Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir öğrencimiz. Burada müstehar adı var. Ben de o müstehar adıyla bırakayım. Kimliğini vermeyeyim. Aynı şekilde şehit yakınlarıyla temasımı sürdürüyorum. Eşleriyle, anne babalarıyla, evlatlarıyla. Zaman zaman programıma mesela genç lise öğrencisi ya da üniversite öğrencisi çağında onlara da çağırıyorum. Diyorum ki burada Fazıl Demir'den bahsediyorum ama bakın onun üniversite öğrencisi hanım kızı burada. Mahir Ayabak'tan bahsediyorum ama bak burada ablası var. O size bir şeyler söyleyecek. O zaman bu gerçeğe dokunuyor çocuklar. Evet. Biz bu yüzleşmenin de, yani 15 Temmuz gerçeğiyle yüzleşmenin de bir kaydını oluşturuyoruz. Bu interaktif tepkileri, dönüşleri de olabildiğince kaydediyoruz. Peki, Allah muhafaza, Allah bir daha da bu millete Mehmet Akif'in dediği gibi İstiklal Marşı yazdırmasın, bir 15 Temmuz daha da yaşatmasın. Evet. Ama biz yeniden unutur isek ve yeniden bir böylesi girişimle karşı karşıya kalacak olursak, bu gittiğiniz programlarda anlattığınız bu gençlerde bu duyguların canlı bir şekilde kalıcı hale gelip yeni 15 Temmuz'larda meydanların 2015'te olduğundan çok daha fazlasıyla dolu olacağını söyleyebilir misiniz? Ümitliyim ben. Hatta hatırlarsanız
ya dedik bu çocuklar nereden çıktı demiştik. Evet. Nereden çıktı? Yani yani bunu kimler yetiştirdi? Yani böyle onlar ortalıkta da yoktu. Değil mi? Tabii. Biz 14 Temmuz'da hatta 15 Temmuz'un gündüzünde gençliğin çok kötüye gittiğini düşünüyorduk. Evet. Utandırdılar bizi. Yani ben ya nasıl oluyor? Yani oradaki su birikintisinden abdest alıyor. Ya da meydana çıkacak ayağı alçılı 28 yaşında Selim var bizim şehidimiz. Ayağı alçılı o akşam. 3 gün önce kaza geçirmiş. Tam abdest almak için alçısını kırıyor. Meydana öyle çıkıyor. Ya da nasıl bir ruhsa gencecik delikanlı mesela Uhud. Anne diyor bizim köyümüzde niye bayrak yok diyor. Çünkü bu Çankırı'nın köyünde köylerinde oturuyorlar. Bazı köylerde büyük bayraklar var. Onun adını da düzeltiyorum. Bu İslam bayrağıdır. Yani evet. Türklerin bayrağı değil. Ümmetin bayrağıdır. İslam bayrağıdır. Orijinal adı. O bayrakta herkesin, her ırkın hakkı var. Her ırkı temsil ediyor o bayrak. Onu da millileştiremeyiz yani. Yerelleştiremeyiz. Evrenseldir. Uluslaştırmak. Evet. Uluslaştırmayalım. Evet. Türk bayrağı değil o. O bayrak İslam bayrağı. Ümmetin bayrağı aslında insanlık adına ümmetin bayrağı. Yani çocuk daha ilkokul, ortaokul öğrencisiyken anne göreceksin ben de bizim köyümüzde bu bayrağı dalgalandıracağım demişti diyor annesi. Ya. Bu insanlar yalan niye konuşsunlar? Değil mi? Yani aslında şöyle bir tarafı var. Çanakkale Savaşı için anlatılan hikayelerle büyüdük biz. Tarihimizden bize en büyük hatıralar Çanakkale hikayesinden, Çanakkale Zaferi'nden, Çanakkale Savaşı'ndan anlatıldı. İşte bugünlerde yeniden Kötül Amare'yi hatırlıyoruz filan. Ama 15 Temmuz'da sizin şu anlattıklarınız gösteriyor ki yani Çanakkale'deki o zaferi kazandıran ruh, oradaki o yıl Sivas Lisesi'nin, Konya Lisesi'nin hiç mezun verememesi 1915'te. İstanbul Tıp Fakültesi veremiyor mesela. Evet, değil mi? Evet. Onların mezun verememesi planlanmış, programlanmış bir şey değil. Evet. Çok anlık gelişen bir şey. 15 Temmuz'da da biz bunu yaşadık. Anlık gelişiyor. Ben şu benzetmeyle onu açıkladım. Baba ocağımız, ocak biliyorsun. Hı hı. Ocak. Şimdi hep doğal gaz var ya. Eskilerden bir ocak vardır ve orada hep kül ve köz vardır hazır. Evet. Hani külle üzeri örtülür ocağın. O onun şeydir, standby konumudur. Közler altında hazır bekler, kül üzerine örtülür. Şimdi kebapçılar da öyle evet, yaparlar. Evet. Baba ocağının külünü mü yoksa közünü mü taşıdığımızı o akşam anladık. Evet. Bazıları sadece baba ocağının külünü savurur durur. Bunlardan hiç çıkmaz. Ama ben 15 Temmuz gecesi baba ocağımızın közünün olduğunu, o közü taşıdığımızı gördüm. Elhamdülillah. Bir aradan sonra devam edelim. Hayır. O gece darbe yapacaklardı. Ama biz izin vermedik. Biz ihtilal yaptık. 1923'te Türkiye Cumhuriyet olarak kuruldu. Ama ancak 27 yıl sonra 14 Mayıs 1950'deki özgür seçimlerde demokratik cumhuriyet olabildi. Hem 1960'da, hem 1980'de, hem 1990'da hür irademize silahlı güçler karşı çıktı. 12 Eylül 1980'in Time dergisinde kapakta darbecinin resmi var. Ancak 36 yıl sonra 15 Temmuz 2016'nın haftasında bizim resmimiz var kapakta. Bizim resmimiz. Demek ki 36 yıl sonra Time'a kapak yapmayı öğretmişiz. Mahir Ayabak, 17 yaşında. Ezanlarla doğmuştu ve o gece salalarla bu dünyaya veda etti. Buse ve Ravzanur, babalarından kalma o defteri paylaşamıyorlar. İçinde şehitlik şiirleri var, şehadete dair anekdotlar var.
Ben evladımın saçının teline kıyamazdım diyor anne Ümmü Gülsüm. Bari ayağından vursalardı. Niye başından vurdular ki? Niye? Dedim ki evlat sen bana bir şey söyleyeceksin ama gel şunu doğrudan söyle dedim. Amca dedi Murat kardeşimiz sözün devamını getiremedi benim boynum düştü. Canını verdi, bedel ödedi. Bizim bu ülke için şehit olmamamız mümkün değildir. Baba ben şehit olacağım derdi. Anne dedi, bizim dedi köyümüzde dedi, hiç dedi şehit yok dedi. O şehitlik bayrağını ben dalgalandıracağım inşallah Teala dedi. Bakmaya kıyamadığım bir yavrum. Nasıl kıydınız ya, nasıl? Ama Mehmet'imin can acımamış ki. Kızcağız diyor ki aşkım diyor sen beni hiç sevmiyor musun diyor. Seni severim ama vatanımı daha çok seviyorum diyor. Bütün şehit ailelerine ben böyle diyorum ki ya biz birbirimize gıpta ile bakalım elhamdülillah. Ne mutlu bize ki bak biz bir aile değiliz. Biz çok aile olduk. Biz çok aile olduk. Son Ramazan'ında oruç kadar tutulduğu sevdasının gözlerinin içine bakarak konuşmuştu. Bana bir şey olursa gözüm arkada kalmaz. Devlet sana bakar değil mi Gülsüm'üm demişti. Gözlerinde sebepsiz bir endişe vardı. Aşk olsun dedi Gülsüm. Nereden çıktı o sözler? Sen benim yanımda olursun, bana sen bakarsın hem. Meğer dünya orucunun iftarını bekliyordu Yakup. Ne mi yaptı sevgi yeşil yurt o gece? Ne mi yaptı? Hürriyetin ruhuna gövde oldu. Milletinin yüreğini göğsüne koydu Sevgi Hanım. Hakkın hatırını abideleştirdi. Can pazarına can sundu. Müşterisini Allah bilenlerin yanında avaz avaz ayet oldu. Biz oldu sevgi, biz sevgi olduk. Ferhat'ın dolabında siyah bir şal bulur arkadaşlar. Şaşırırlar. Siyah, simsiyah. Bilmezler ki o siyahın yanağında beyaz hayaller saklıdır. Gizemi vardır o siyahın. Gizemlidir o siyah. Sevdiği gizemindir. Her şeyi planlı yapardı Ferhat diyor gizem. Yasını tutayım diye giyeceğim başörtüsünü seçmiş benim için meğer. Eyvallah. Eyvallah. 15 Temmuz'un tabii bu konuştuklarımızın dışında konuşmadıklarımız, konuşulmayanlar, konuşulamayacaklar, hissedilenler ama anlatılamayacakları da çok fazla. Evet. 250 evet. Şehit diyorsunuz. Biz şu programın geride kalan bir saatlik bölümünde muhtemelen bir 15'inin ismini andık. 20'sinin 230 tane daha var. Ve her birinden birer hikaye bahsettik belki ama her birinin onlarca hikayesi var. Annelerinde hikayeleri başka, sevgililerinde, eşlerinde hikayeleri başka, çocuklarında hikayeleri başka. Her hikayenin bir de farklı farklı boyutu var. Bu boyutları da kattığınızda işte ortaya insan çıkıyor. Ve biz bugün burada bu programı yapabilelim. Bu stüdyoda bu suyu ve çayı içerek onları anlatabilelim diye şehit oldular. Evet. Bizim çocuklarımız bugün evde rahatlıkla uyusunlar. Biz burada gecenin 12'sinde program yaparken siz İstanbul'da, ben Konya'nın farklı bir mahallesinde çocuklarımla ilgili hiçbir endişe taşımayayım diye şehit evet. oldular. Bana ne diyebilirlerdi? Evet. Yani ben çocuklara bir Osman amcaları var 60 küsür yaşında. Bastondu. O da meydanda ve şehit. Bir Tevhid Akkan'ımız var. O da 60'larında. Seyyar satıcı.
Evet. İki oğluyla beraber Etimesgut'ta tankların karşısına çıkıyor. İki oğlu Gazi, kendisi şehit. 90 yaşındaki babasına 60'lık oğlunun şehadet haberini verdik diyor arkadaşlar. 90 yaşındaki babaya 60'lık oğlun. 90 yaşındaki babaya. Şimdi diyor ki, böyle baktık diyor, acaba bizi duydu mu, anladı mı diye. Şüphe ettik diyor. Çünkü böyle bir sevinç vardı ki yüzünde, bir tebessüm. Biraz anlatın dedim. Yok hocam, anlatamıyoruz dediler. Ya anlatın, belki ben anlatırım. Hani görmedim ama. Hı hı. Yok yok hocam dediler. Siz de anlatamazsınız. Anlatmaya kalkmayın dediler. Biz öyle bir şey görmedik dediler. Böyle o hikaye devam ediyor. Yani evet. Bugün mesela bir şehit yakını vardı. Baktım bizim mahallede oturuyor. Bizim mahalle Beylerbeyi, işte Küplüce, Kirazlıtepe, evet. Çengelköy. Bizim 20'nin üzerinde şehidimiz var. Hemen beraber aynı caddede, sokakta yürüdüğümüz Burak'ımız var, Cengiz'imiz var. Mehmet Yılmaz kardeşim var mesela. Tam bizim tepede. Ziyaretine gittim. Daha sonra gazilerle de birkaç programımız oldu. Bizim 250-100 diye bir çalışmamız oldu. Bakanlığa yaptığımız çalışmanın haricinde bütün şehitlerimizin fotoğrafları üzerine, yüzüne ne söylerdim ben diye öyle bir ihtiyaç duydum. Yani mesela Burak var bizim mahallede. Ben mutlaka onun elinden, garsonluk yapıyor Çengelköy'de, bir şey yemişimdir. Evet. Ya da Cengiz'imiz var. Kısıklı'da kuru fasulyecide garsonluk yapıyor Cengiz Hasbal. Yok diyorum ya, ben Cengiz'le mutlaka tanışmışımdır. Bilsem neler söylerdim ona. Ya da Mustafa Canbazımız var. Evet. En son iftar programında o Ramazan'da beraberdik. Aynı sofradaydık. Neler söylerdim acaba diye. Bilseydim neler söylerdim. Neler söylerdim. Onun üzerine bir şey yaptık, kitap. Ve ben her birinin yüzüne baka baka bir itirafname yazdım ve onun adını da 250-100 koyduk. Bu kitapla ilgili şey, sayfayı karıştırıyordu bir gazi arkadaş. Ha dedi, ben bu abiyi tanıyorum dedi. O gece de yaptığını anlattı. Biz diyor tanışmıyoruz ama diyor bütün arkadaşlar diyor, arabaları ben diyor park ettim diyor, kol kola girdik. İşte Beylerbeyi Sarayı'nın oradan ateşler atılıyor, havaya ateşler açılıyor. Ateş hattına doğru kol kola girmiş yürüyoruz. Ben dedim ki, abi bunlar bizi vuracaklar. Yok yok oğlum, vurmazlar dedim. Biraz daha ilerledik diyor, ateşler şiddetlendi. Bunlar bizi vuracaklar abi dedim diyor. O diyor ki, bu abi dedi ki diyor, yok yok vurmazlar. İlerledik diyor. İyice ateş hattına doğru geliyoruz. Abi bizi yahu diye vurmazlar, vursalar ne olur, korkuyorsan arkama geç dedi diyor. 2-3 metre gittik diyor. Ben korkmuyorum dedim, ben de onun yanındayım. 2-3 metre gittik, üzerinde beyaz bir gömleği vardı. İyi hatırlıyorum diyor. Göğsünden vuruldu. Düştü. Eşi de şehidimizin yalnız evden çıktı diyor. Şimdi bu hikayelerin düğümü bende. Evet. Evden yalnız çıkmıştı diyor. Kimlerle buluştu, ne yaptı, yanına kimi aldı bilmiyorum diyor. Mesela bugün şehidimizin eşiyle bu gazi kardeşimizi konuşturdum telefonda. Yani o, aa öyle mi falan, bir hem kızı hem eşi ayrı bir mutluluk yaşadılar. Hikaye devam ediyor. Yani bizim Erhan diye bir şehidimiz var mesela. Iğdır'da, Iğdır Üniversitesi'nden sağ olsun arkadaşlar çağırdı. Doğu Beyazıt'a gittik. Erzurum'un Kar Ayazı diye bir Ücra ilçesi var. Oraya gittik. Gerçekten Kar Ayazı yani. Adıyla Müslüman. Evet. Kar Ayazı diyorlar da Kar Ayazı. Oradaki kaymakam arkadaşımıza, Eyüp Bey'e, efendim Ulaş Bey'e, Doğu Beyazıt kaymakamına ve Iğdır Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlara selam olsun. Ben bir gün programdan sonra akşam üzeri oturuyoruz. Baktım misafirhanede öğrenciler var, üniversite öğrencileri, hanım kızlar, delikanlılar. Ne yapıyorsunuz dedim. Bir proje varmış adı Damla.
böyle iyilik projesi. Hı hı. Derken oturduk, tanıştık, sohbet ettik falan. Sehpa'nın üzerindeki kitabı aldı, birisi inceliyordu. Hemen sonumda oturan bir hanım kız. Biz öyle sohbete dalmışken bir baktım, kitabı yüzünde kapatmış. Böyle hıçkırarak, sarsılarak ağlıyor. Hani var yani kitabın böyle bir özelliği var. Gerçekten de çok duygulandırıyor da bir anda nasıl böyle oldu? Hayırdır kızım dedim, ne var? Erhan dedi. Erhan işitme engelli. Erhan konuşma engelli dolayısıyla. O gece bir kamyonun sırtına atlamış. Kamyon devrilince oracıkta düşüvermiş. Erhan dedi bizim akrabamızdı. Ben çok severdim onu dedi. Sırf onunla anlaşayım diye işaret dili öğrenmiştim dedi. Onunla konuşmak için. Ama dedi konuşamadan şehit oldum. Hikaye devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada tabii ilk akla şu geliyor. Yani biz ajitasyon mu yapıyoruz? Yani acındırmak için mi yapıyoruz bunları? Haşa. Neyi acındıracağım? Niye acındıralım ki? Ve hiç kimse de bana misafir olan benim görüştüğüm şehit ailelerine hiç kimse de öyle işte çocukların şehadeti üzerinden bir ajitasyona yapmadı, girmedi. Yani eşler son derece onurlu ve evlatlar da öyle. O zaman şehadetin aslında insanın nasıl öldüğüyle değil, nasıl yaşadığıyla alakalı olduğunu evet. anlıyorsunuz. Evet. Mesela adını zikretmeliyim. Gülhan var bizim böyle herhalde 25-26'larında. 28 Ağustos'ta düğünü olacakmış. Gülhan'la şehidimiz Hakan'ın. Ama damat düğüne gelemedi. 15 Temmuz'dan sonraki 28 Ağustos'ta düğün olamadı. 28 Ağustos'ta şehidimizin sözlüsü ben vatanımla evlendim. Evleneceğim diyerek kendini polis okuluna yazdırıyor. Üstelik üniversite mezunu yani siyasal sinemacılık okumuş bildiğim kadarıyla. Bir yıllık sıkı bir eğitimden sonra polisliği kazanıyor. Arkasından da özel harekat polisi olmak için yeni bir eğitime daha giriyor. Hakan Yorulmaz 15 Temmuz doğumlu. O gün doğum günü pastası yemişti Hakan. Sözlüsü Gülhan göndermişti. Şimdi Gülhan bildiğim kadarıyla özel harekat polisi ve komiserlik rütbesini de almış olmalı. Vatanıma ve Hakan'ıma borcumu böyle ödeyebilirim diyor. Biz bunları duymazsak, bu özel insanları tanımazsak, bazılarının dedikodusuna gençler inanır. Evet. Yani bunun harcanabilecek bir şey olduğunu görürler. Bu belki de dünya tarihinin kırılma noktası 15 Temmuz. Bunu küçümseyemeyiz. Yani tankın karşısında, işte o bombanın karşısında insanlar, hepsinin itirafı o gazi arkadaş. Biz diyor o gece korkmayı unuttuk hocam, ne oldu bizi anlamadım diyor. Biz korkamıyorduk diyor. Yani. Evet. Demek ama ki, sizin bahsettiğiniz gibi yani yaşanan bir şey bu ve son anı belirleyen o son andaki gayretiniz değil. Son anı belirleyen sizin bütün bir hayat hikayeniz. Evet. Bu 250 şehidin her birinin henüz bizim vakıf olamadığımız hayatlarının geride kalan bölümlerinde, ömürlerinin içerisinde yaşadıkları niyetleri, ihlasları ve samimiyetleri var. Biz bunları henüz siz konuya çalıştığınız için bir kısmı sizin zihninizde taze bizimle paylaşıyorsunuz ama bilmediğimiz daha çok büyük bir arka plan olduğunu düşünüyorum ben. Mesela şu hikayeyi dinlediğimi hatırlıyorum ben. Çeçenistan cihadının olduğu dönemde gidenler olmuştu Türkiye'den biliyorsunuz. Ve bir kısmı şehit oldu, bir kısmı geri döndü. Geri dönenlerden bir tanesi diyordu ki, gidiyoruz savaş meydanında akşama kadar cihad ediyoruz. Sonra
Tabii nöbetçiler beklerken geri dönüyoruz ve yatıyoruz. Ertesi gün şehit olanlar kimdi biliyor musunuz? Arkadaşlarının gün boyunca giydikleri çorapların, kokan ayakkabının, botun içerisinde kokan çorapları, herkes uyuduktan sonra çadırların kenarından, içinden, ucundan toplayıp, onları yıkayıp, ağaçların dallarını asan ve sabaha kadar o çoraplar yeniden o esintide kuruyup arkadaşlarının temiz çorap giymesi için çalışan ertesi günün şehit namzedi, şehit adayı oluyordu. Bu hikayeler böyle. Yani 15 evet. Temmuz'da su birikintisinde abdest alan o genç onu o gün orada keşfetmedi. Onun çok geniş bir background'u var. Evet. Muhtemelen. Ve burada ben programı da yavaş yavaş toparlamaya doğru geçerken... Yani, affedersiniz, insanlar meyhaneden kalkıp gidiyorlar. Evet. Meyhaneden. Yani Saraçhane'ye yürüyorlar, sallana sallana da olsa burada bir şey var diyorlar. Evet. Şimdi yani hiç kimseyi kınayamaz. Yani nasıl içer insan, hangi şartlarda büyüdü o, onu bilemeyiz. Ama şunu söylüyorum ben çoğu yerde, bizim sarhoşumuz bu alçakların kainat imamından daha ayık. Evet. Yani sen bu sarhoştur diye, meyhaneden çıktı diye laf edemezsin. Edemezsin. Yani kimin imanının nerede olduğunu bilemeyiz. Yani bu yüzden bize şunu da öğretir bu. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Evet. Yani başkasının ay o meyhanede o sarhoş o içiyor diye bakıp da sakın kendinizi böyle bir günahın dışında görüp de bu günahı işlememiş olmakla övmeyin kendinizi. Mevlana'nın bir sözü var. Evet. Her günah sarhoş etseydi hangimiz ayık gezerdik? Eyvah. Hangimiz ayık gezebilirdik? Yani ben en çok gıybeti düşünüyorum. Sabah namazında giden olsak bile evet. Epey sallanırdık yani. Öyle, Allah öyle. Muhafaza. Allah muhafaza. Evet. Şimdi sizin son dönemde üzerinde çalıştığınız bir konu, tabii bunun uzun uzun konuşmaya vaktimiz olmayacak ama dinin bilgisiyle, dinin kendisinin, dinin kültürüyle, hani din kültürü evet. ve ahlak bilgisi diye bir dersimiz bile var bizim. Evet. Karıştırılmasından yola çıkarak duygu odaklı din eğitimi. Evet. Gündeminize aldığınız bir çalışma. Bunun bu konuştuğumuz konuyla da bağlantısını kurarak devam edeceğim. İşte çocuklarımıza bizim anlatacağımız kuru, laftan ibaret, sözde, amele dönüşmeyen, amele dönüştüğüne şahitlik edilmeyen bir bilginin din olarak sunulması var bir tarafta, bir tarafta da işte 15 Temmuz gibi bir olayın içerisinden derlediğimiz bu hikayelerden insanın hayatında Allah'ın, dinin, peygamberin, cihadın, amelin, salih amelin yerine işaret eden bir taraf var. Buradan bakarak sohbeti de toparlamak adına şununla devam edeyim istiyorum. Biz bugün bulunduğumuz noktada dinin ne anlama geldiğinin, hayat için dinin ne anlam ifade ettiğinin gençlerimize farkındalığını oluşturabiliyor muyuz? İşte burada ben de çok yaralıyım. Çok iyi vurguladınız hocam. Din kültürü ve ahlak bilgisi var ya. Evet. Din kültürü 12 Eylül darbesinin bize kazığıdır. Evet. O gün milleti güya sevindirdiler. Din dersi mecburi oluyor diye. Ama anlatılanlar dinin kültürüydü. Evet. Mesela din kültürü, dine dair bilgiler. Din, hangi dinler var yeryüzünde, kimler nasıl tapınır? Kültürü budur. Evet. Mesela suyun da kültürü vardır değil mi? Su tabii. Divan edebiyatında mazmun olarak kullanılır. Ekolojik anlamı vardır, biyolojik. Fonksiyonu çok önemlidir. Tıpta kullanımı, aynı zamanda siyasal anlamı da vardır. Yani dünya savaşları, su falan diye biz su üzerine milyonlarca sayfa bilgi üretebiliriz. Yani Google'da water, wasser, su, ma yazdığınızda neler neler çıkar. Ama bütün bu bilgilerin hepsi milyonlarca sayfa
şunun yerine geçmiyor. Evet. Hele de susamışsanız. Bu suyun kendisi. Susamışın su içmesi onun suyla kurduğu ihtiyaç ilişkisidir. Su ihtiyacıdır, kendisi de muhtaçtır. Hani çok fazla vaktimiz yok ama şunu çizmek istiyorum. Dinle bizim ilişkimiz bir ihtiyaç ilişkisi mi değil mi? Önümüzde Kur'an var. Önümüzde hadis külliyatı var. Önümüzde menkıbelerden tutun işte Gazzali, Rabbani'ler, Geylani'ler, Arabi'ler ta buraya kadar Mevlana'lar, evet. Şems'ler, Nursi'lere varıncaya, Konevi'lere varıncaya kadar sayfalar dolusu. Muhteşem bir bilgi birikimi var. Bunlar niye var? Ne işe yarar? Laf olsun diye mi var? Yoksa susuzun su ihtiyacı gibi ihtiyacımız olarak mı var? Ne yazık ki dinin kendisini değil, kültürünü konuştuğumuz sürece ve bu kültürü de son zamanlarda sadece okul müfredatı değil, televizyon ve YouTube müfredatı da var maalesef. Evet. YouTube vaizliği diye bir şey çıktı. Televizyon hocalığı diye bir şey çıktı. Ben Ramazan gelince inanın içim acıyor. Evet. Şimdi hele de Ramazan'da acaba bizi Ramazan'ın birinci günden son gününe kadar hangi gündemlerle uğraştıracaklar? Mars'taki suyla abdest alsak olur mu? Çift cinsiyette birinin cenaze namazı nasıl kılınır? Ben dehşetle gördüm ki bir meşhur hocamızın programı, ben de sahur programı yapıyorum. O sırada biz burada KonTV'de program yapıyorduk Sille'de. Baktım ne yapıyorlar diye iftar ediyorum. Tam yarım saat boyunca şöyle bir altyazı geçti. Yarım saat boyunca. Gerdek gecesi namazımı kılmadım, kaza etsem olur mu? Bunların hepsi iyice mıncıklanacak ve ama reyting almak için oldukça uygun, yerinde uydurulmuş, tasarlanmış sorular. Bunu maalesef ısrarla yapıyorlar çünkü satıyor. Satan şey kapitalizmde meşrudur. Müşterisi varsa adam haklıyım der. Dinin kendisi bütün bu magazin bilgilerinin içinde giderek zevzekleşen, giderek ağza sakız hale getirilmiş, giderek ikonize edilmiş, giderek sığlaşmış, çiğleşmiş, alabildiğine çirkinleşmiş, çirkefleşmiş bu gündemin içinde dinin duruluğu ve diriliği maalesef boğuldu çoktan. Evet. Bunu biz kendi ellerimizle yapıyoruz. Kendi ellerimizle yapıyoruz. Yani YouTube'da en çok izlenen video peygamberimize haşa hakaret eden bir video. Sümük-ü Şerif videosu. Sidik-i Şerif videosu. Nasıl buna gönlümüz razı olabilir? Nasıl böyle bir edepsizliğe, böyle çirkef ben adını bile zikretmekten yani olayın kendisine bile dikkat çekmekten utanırken evet. Nasıl böyle bir şeyi sırf güya ehli sünnet alimi ünvanıyla hani garip birileri de onu kendilerine marka yapmış. Onlar gibi olmayan herkes ona karşı çıkan herkes ehli sünnete saldırıyor oluyor. Evet. Bu kadar karmaşanın içinde yani lütfen 12 yaşındaki bir kız çocuğu gelip de ben deist oldum dediğinde ben şaşırmıyorum. Ateist oldum derse de şaşırmıyorum. Çünkü din buysa, din bu adamların temsil ettiyse, din böylesine çirkinleşen, çirkefleşen, zevzekleşen gündemin kendisi ise, neden bu çocuk, bu delikanlı, bu dinin müntisi bir saysın kendini? Güya Allah korusun peygamberinin aksırdığında yani çıkan şeyleri, sahabe arkadaşların üzerine mübarek olsun diye sürdüğü şey, böyle bir çirkin tasavvura nasıl izin verirsiniz? Bu çocuk bunu seyrettiğinde nasıl nezaket, nezafet, letafet peygamberine iman edecek? İnsanın hani fazlasıyla isyan edesi geliyor. Heh.
Elinoğlu Danimarkalısı, Fransızı, Peygamberimiz hakkında karikatür çizdi diye yer yerinden ediyoruz değil mi? Peki sadece hormonu ile sakalını uzatabilen, bir yerden bulduğu sarıkla da başını bağlayıp sırtında da bir cübbe geçirdiğinde kendini alim ilan eden birilerinin Allah Resulü'nün adına giderek böyle çirkefleşen, sıvılaşan, çiğleşen, hurafe dolu binlerce şeyi insanlığın üzerinde boca etmesi karşısında biz ne yapıyoruz? Tamam bir yerleri yakıp yıkmayalım ama bence elin Hollandalısına, elin Fransızına, elin Danimarkalısına kızmayalım. O bir katı karikatür çiziyor. Biz karikatürün kendisi binlerce oluyoruz. Karikatür. Nasıl bir şey? Ben isyan ediyorum. Bu inanamıyorum. Şaka zannediyorum. Evet. Ama ne yazık ki bunların hepsi toplarsak din üzerinden magazin bilgileri, din üzerinden giderek böyle televore kültürüyle türetilmiş binlerce tuhaf şey, dinin duru, tıpkı su gibi olan duru, diri halini gözler önünden çekti. Ben çok fazla uzatmamak adına gençlerle konuşurken, herkesle konuşurken, burada bardağımız şeffaf olsaydı keşke ama suyun ne olduğunu herkes bilir. Bakın diyorum çocuklar, bu su. Bak hiç alengirli bir tarafı yok. İddialı değil ama bu su, ben hekimim, doktorum, bu suyun hücrede, damarda, hayatta nasıl muhteşem işlerin vesilesi olduğunu biliyorum. Bir fırtınaya döner hücre içinde. Ateş olur. Kanda hayat olur. Renk olur. Neşe olur. Zevk olur. Lezzet olur. Ama tupturu, iddiasız. Bu suyu yaratan Allah'la bize dini gönderen Allah, aynı Allah. Bu suyu böyle yaratan Allah, nasıl size birilerinin anlattığı, kendilerince uydurduğu, kendilerince iyice tuhaf sorularla içinden çıkılmaz hale getirdiği böyle bulanık bir dini göndermiş olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Su şahittir. Allah yarattıklarını şahit gösterir bize. Kendisini ve dinini anlatırken. Güneş şahittir. Bak, güneş ne kadar lazımsa size, şimdi söyleyeceklerim de o kadar lazımdır. Sabahınız buradan, renginiz buradan, hayatınız buradan der. İncir şahittir bütün meyveler adına. Zeytin şahittir, ay şahittir, gece şahittir, duha şahittir. Bu kadar hayatın içinde size emek veren size konuşuyor. Ne yazık ki çocuklarımızın hakikatle temasını kesiyoruz. Bütün insanlığın kesiyoruz. Bu yüzden gençler arasında çünkü gördükleri temsiller, özellikle gözlerine çarpan, reytingi yüksek programlardaki bu tuhaflıklar, bu adını tuhaflık diye koymaktan utandığım, tuhaflık kelimesini utandırıyorum yani. Hı hı. Tuhaflık değil, tuhaflık baş. Onun bile asaleti var ya. Bu zevzekliklerin, bu çiğliklerin, bu sığlıkların, bu kavgaların, yani sidik yarışı yapıyoruz ya. Siz şöhretinize şöhret katıyorsunuz bir kavanoz sidikle. Maalesef. Peki kim kaybediyor? Kim kaybediyor? Çocuklarımızı kaybediyoruz. Evet. Dinimizi kaybediyoruz. Dinimizi. Çünkü din çok sade bir şeydir. Din kelimesinin borç kökünden geldiğini biliyorsunuz. Evet. Bak, ben çocuklara diyorum ki, bugün de anlattım. Bir insan varlığını borç almıştır. İnsan ilk düşüneceği şey kendi var edilmişliğidir. Sen yokken yokluğunun farkında değildin. Sen yokken hiç kimse senin varlığın konusunda ısrarcı değildi. Ama bak buradasın. Burada olmanın bir karşılığı olmalı. Bu da insan kendi varlığına şaşırmalı.
hayret etmeli, minnet duymalı. İşte din bu çekirdekten başlar, bu duygu çekirdeğinden başlar. Hayret ve minnet duygusunu ne kadar diri tutarsak, elhamdülillah deyişimiz o kadar sahih olur. Oradan da Rabbül Alemine, Errahmanirrahim'e, Maliki Yevmiddin'e, İyâke Nâbudûne, Fatiha'yı. Fatiha bize, Fatiha'yı öylesine okuruz ki bu bizim kendi varoluşumuzun dekoderi, çözümleyicisi olarak ortaya çıkar. Evet. Ben arkadaşlara din, duygu odaklı din eğitimi anlatırken Fatiha'nın bize bir müfredat sunduğunu özellikle söylüyorum. Orayı çözümlediğimizde ki hangi duygular üzerinden yürümemiz gerektiğini Fatiha bize öğretiyor. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbet için. Eyvallah. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, efendim bugün Senayi Demirci Beyefendi Üstadımızla beraberlik dünya vaktinde yeniden görüşmek ümidiyle hayırlı geceler diliyorum.